Saat 09 günlerden pazartesi. Kampımın 54. günündeyim. Kars'a 140 kilometre yolum kaldı. Cuma deresinde böyle kamp attım. Akşam hafiften yağmur yağdı. Korktum biraz da. Çadır su geçiriyor. Üzerine bir şeyler örttüm de. Belki dedim yağmur hızlanır. Neyse Allah'tan yağmadı. Oradan yırttık yani. Bak şu anda hafiften yağmaya başladı. Yağmur dedim ya. Hafiften çiseliyor. Bu yenik ve çizici bir yağmur. Çünkü öyle kara bulutlar yok. Dün zaten çobanın biri geldi. Dedi ki burada ayı var dikkat et dedi. Ben oradan huylandım zaten. Akşam biraz da tedirgin oldum. Ama yine de kaldım yani burada. Onun söylemesine rağmen. Böyle güzel bir yeri kaçırmak istemedim. Böyle şimdi ben kahvaltımı yaparım. Ondan sonra yoluma devam ederim. Ben çadırımı topladım artık. Yola çıktım. Böyle güzel bir yer görünce bir kayıt alayım dedim. Bu yoldan böyle yukarı doğru tırmanıyorum şu anda Kars'a doğru. Köylerin içerisinden geçe geçe seyrede seyrede dolaşıyorum böyle. Kars merkeze 111 kilometre yolum var. Dağların içerisinden böyle dolana dolana devam ediyorum. Burada çeşme görünce durdum dedim bir su içeyim dağdan. Öyle yoluma devam edeyim. Dağdan bir su içmek nasip olsun. Yola çıkma niyetiniz varsa, korkuyorsanız sakın korkmayın, cesaretli olun. Kimsenin dediğini aldırmayın. Herkes şunu diyebilir, ya işte motosiklet tehlikelidir, yola çıkmayın, doğuya gitmeyin, işte terör vardır, o vardır, bu vardır, sizi kaçırırlar. Bunlara sakın aldırış etmeyin. Gerçekten doğunun insanı bazen sizin ailenizin yapmadığını yapabiliyor. O yüzden bu konuda cesaretli olun. Ben bunu birebir tecrübe ederek söylüyorum. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Yola çıkabilirsiniz. Tabii ki yolda bir takım sıkıntılar olacak. İnsanın başına her şey gelebilir, risk olabilir. Ama risk olmayan şeyde de bu güzelliği yaşayamazsınız. Haberiniz olsun. Bence çıkma düşünceniz varsa çıkın yani. Aldırmayın. Bu dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Yok, dağda kalırım. Ayı gelir, kurt gelir, şu gelir, bu gelir. İnsandan başka hiçbir şeyden korkmayın.
İnekler yolumu kapattı arkadaşım. Dayı, trafik var, trafik. He? Duymadım ki. Sen niye burada kaldın tek başına? Şu anda Kötek Bucuğu diye bir yerdeyim. Buradan Kars 60 kilometre gösteriyor. Şöyle dere kenarında bir mola verdim. Oturup biraz dinlendikten sonra yola devam edeceğim. İlk yola çıktığımda serindi, bayağı rüzgar vardı. Üstüme bir de yağmurluk giydim, üşümemek için. Kars merkeze geldim. Şimdi ilk olarak müzeyi geziyorum. Müze kart geçerli tabii ki. Burası da Kars Fethiye Camisi. Birazdan Kars Kalesi'ne çıkacağım. Şurada bir köprü var. Şöyle burayı bir dolaştıktan sonra yukarıya Kars Kalesi'ne doğru yola çıkacağım.
Bir için naylon alacağım buradan, al buradan ya.